Merhaba arkadaşlar, bu videoda yine bir backup restore işlemi ile devam edeceğiz. Restore entire tabağı altında restore to original location seçeneği ile ilerleyeceğiz. Orada quick rollback diye bir checkbox vardı. Onu da işaretleyip nasıl davrandığını bir görelim. Şimdi bu işlemi test etmeden önce bir ortamı hazırlamam lazım. Geçenki derste bu makineyi restore etmiştik. Bu makine otomatik olarak backup cabına eklendi ve backup'ı alınmış. Ben şimdi bunun E diskinde önemli dosya 1, önemli dosya 2 diye dosyalar oluşturdum arkadaşlar. İçinde de text'ler var. Şimdi backup sunucuma geliyorum. Bunu yeni yaptığım için bir tane incremental backup almam lazım üstüne. Bunun normalde yarın 8 PM'de olması lazım. Ama ben bunu beklemeyeceğim. Elle tetikleyeceğim. Bir job'ı elle tetiklemek isterseniz üstüne gelip sağ tıklayıp start diyebilirsiniz. Active full dediğinizde bir tane aktif backup alıyor. Ama start dediğinizde en son hangi işlemi yapmak için kendine bir not düştüyse onunla beraber ilerliyor. Şu an incremental çalıştıracaktır. Ben start diyorum. Şimdi backup'ını alıyor. Bu klasör altında iki tane makine vardı. Şöyle de açabilirim. Detaylarını görelim. Gördüğünüz gibi incremental backup tamamlandı. Şimdi sunucuma tekrardan geliyorum. Şu haliyle backup'ı alınmış oldu. Bunların hepsini siliyorum. Geri dönüşüm kutusundan da boşaltıyorum. Şimdi bin backup'a geliyorum. Disk bölümüne geliyorum. Ve burada kurtaracağım makineyi seçip sağ tıklıyorum. Restore entire VM diyorum. İsterseniz bunu yukarıdan da yapabilirsiniz. Restore VMware vSphere. Restore from backup. Entire VM diyeceğiz. Entire VM restore diyeceğiz. Yine burada makinenin üzerine sağ tıklamış gibi yukarıdaki ribbon menüden de bu işlemleri yapabilirsiniz. Yalnız burada makinenin üzerine sağ tıklayıp restore dediğimde o makineyi otomatik seçiyor. Burada kendim elle eklemem gerekiyor. Buradan ekleyeyim. Add diyorum. From backup diyorum. Buradan VMware test restore'u seçeceğim. Şunu da görelim. From infrastructure dediğimizde buradan kurtaracağımız makineyi mimariden seçiyoruz. Onun backup'ı varsa otomatik olarak buluyor. Ekleyelim. Buldu zaten backup'ını, eşleştirdi. Farklı yöntemler de görelim. Next diyorum. Şimdi restore to original location dedik. Evet. Ve quick rollback dedik. Buradaki seçeneği biraz açarsak şu noktada kullanmamızı tavsiye ediyor. Quick rollback'i. Sadece değişen dataları hızlı bir şekilde kurtarmak istersek, yani silinen datalarımızı, orada silinen klasörlerimizi direkt oraya getirecek arkadaşlar. Bir uygulama hatasında ya da bir dosya kaybında kullanabiliriz. Bir hardware veyahut da enerji kaybı sonrası bozulan makinelerde kullanmamızı tavsiye etmiyor. Şimdi sadece değişen data bloklarını okuyup onları restore edecek. Next diyorum. Görelim nasıl olduğunu. Buradaki seçeneği seçmiyorum. Next diyorum. Next diyorum. Şimdi burada bir uyarı verdi. Bir veya daha fazla makine hala açık diyor. Kapalı olması gerekiyor bu işlemi yapabilmesi için. Bu benim makinem. Okey dedim. Okey diyorum. Bakalım makineyi otomatik kapatacak mı? Benden mi talep edecek? Bir onu da görmüş olalım. Ve iş bittikten sonra, restore işlemi bittikten sonra makineyi açsın. Finish diyorum. vCenter tarafına gidelim. Evet, makineyi kendisi kapatmış. Burada bir takım işlemler yapıyor. Şu an rollback yapıyor. Bakalım nasıl tamamlanacak. Şimdi burada rollback up işleminde bizim E diskimiz için tamamladı. Şimdi vCenter tarafında testleri kontrol ettiğimizde çalışmaları devam ediyor. Şu an işlemde %99'da gördüğünüz gibi makineyi power on ediyor ve restore başarıyla tamamlandı diyor.
Close diyorum. Makinamıza geldim. Bir görelim. Bakalım backup işlemi başarıyla gerçekten tamamlanmış mı? Evet, makinenin diskini açıyorum arkadaşlar. Bilgisayara geldim. E-diskine geldim. Burada görmüş olduğunuz gibi dosyaları direkt getirdi. Bunları hızlıca kurtardı. İşlem gerçekten başarılı bir şekilde tamamlanmış. Restore Original Location'da Quick Migration seçeneğiyle bu şekilde çalışıyor. Ben şimdi bir sonraki ders için bir hazırlık yapacağım. Tekrardan bu dosyaları sileceğim. Geri dönüşüm kutusundan da boşaltalım. Komple VM'i değil de sadece diski kurtarmak istiyorum. Onu da bir sonraki videoda görelim. Şimdilik hoşça kalın.